soğuk be, araba güzel de hava soğuk. Isınırız birazdan. Hep Aras bize araba getiriyordu. Bu sefer de biz Aras'a getirdik. Ertem getirdi. Yerli GTI. Yerli GTI. Beğendi. Milli ve yerli GTI'miz. Ya flaşesin yeri bizim nesille farklı. Tabii tabii canım. Biliyorsun. Bizim o zamanki işte GTI'lerimiz. Senin aynen dediğin gibi yerli GTI. Bir de yani çok tabii hızlı. Senin de yarış otomobilinde bu bir zamanlar. Bir zamanlar vardı evet. Biz bu yerli otomobilleri aslında biraz çekelim edelim diyorduk. Bizim zaten daha önceden çektiğimiz Baran Motors var ya. Evet. Oradaki 595 çekmiştik. Evet. Unutulur mu? Onlar almış. İşte onlar böyle garip garip otomobiller buluyorlar. Böyle arabalar oluyorlar. Yani ben otomobili ilanlarda gördüm. Kondisyon olarak ya son gördüğüm herhalde 15 yılın en iyi flaşı diyebilirim. 103.000'de evet. Orijinal. Bir de boyasızmış. Yani o galericilerin öyle bir şeyi var ya, boyasız. Yani bana kalırsa boyasızlığın çok önemi yok ama. Ya zaten kendini belli ediyor otomobilin kondisyonu. Flaşın şöyle bir özelliği var. Rally yapmak istiyorsan 0 km bir flaş parası varsa cebinde ne yaparsın? Gider ikinci el bir flaş alırsın. Evet. 2 koltuk, 2 set kemer, 1 kaplama, 4 tane amortisör. Roll cage. Bir de roll cage yaptırırsın. 5 tane işin var abi. Bunları yaptırdın mı kapında bir tane yarış otomobili, rally otomobili çekmiş olursun. Bu otomobil standart haliyle bile yarışabiliyor. Evet. Böyle bir güzelliği var. Şimdi ben de bunun altyapısından biraz bahsedeyim. Aslında Renault 9 ile 11 aynı evet. Altyapı olarak. Sonuçta burada da Türkiye'de de üretildi ama aslında ilk başta Fransa'da başladı. Bu Renault 9 sedan versiyonu, bu hatchback versiyonu. Evet. İşte o zamanlar fazla otomobil yok. Yani Japon otomobilleri daha yeni yeni girmeye çalışıyor. Evet. İşte GTI'ler, Peugeot GTI'ler falan filan var o zaman. İşte yerli, ucuz, gençlerin tercih ettiği böyle hatchback, sportif otomobil buydu. Evet, aslında 92 yılında yani ne Astra GSI, ne 106 GTI, yok bunlar yani 306 GTI falan da yok. 205 GTI falan 205 vardı. 205 GTI vardı, en hızlıları vardı. CRX'ler vardı. En hızlıları onlar. Onlara baktığı zaman işte onların bu yarı fiyatınaydı, belki daha ucuzdu. Çok i̇şte onlar alınırdı ve yapılırdı işte. Hepsine tesisat vardı ki. Evet. Bu da aynı şekilde var. Şimdi tesisatları... Pioneer'ın böyle acayip tesisatları senin var. Senin uzmanlık alanın. Ben sadece Pioneer yazısından anlayabiliyorum tesisat olduğunu. Ya bu bayağı güzel yapmış. Arkaya kocaman panzot yapmış. Bir tane 440 santimlik TSV 400 bas koymuş. Dört tane de yani iki çifte 6985 kolon koymuş. Ne söylediğini ben bilmiyorum. Ben böyle şifreli konuşuyorum. Ön tarafta TSS20'ler var, Twitter'lar. Onlara da böyle çan Twitter'lar derlerdi. Şu bir de böyle bass tunlarına koymuşlar. Onları biliyorum. Yani iyicene kulaklar çınlasın diye. Evet. Ön taraf şıkır şıkır, arka taraf gümbür gümbür. Süper bir sistem yapmışlar. Baba Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nı anlatır gibi anlatıyorsun ya. Ne kadar güzel. Güzel güzel ama, çok özeniyorum ama şöyle bir durum var, onu dinletemeyeceğiz çünkü teybi yok. Yani tabii bu otomobiller teypsiz satılıyordu arkadaşlar. Yani. Eskiden otomobiller teyple satılmazdı. Teybi sen alır takardın. Biz müzik dinleyemeyeceğiz. Biz onun yerine motorun ve karbüratörün sesini ve bu otomobilde çok tatlı bir egzoz homurtusu vardı. Böyle Renault 11'lerin evet, pırıl pırıl, pıtır pıtır, evet. Daha doğrusu pırıl pırıl değil de. Onu dinleyeceğiz. Bu otomobil de çok da güzel yol tutar arkadaşlar. Bu otomobil biliyorsunuz Renault'larda klasik, arkası torsiyonlu, yay yok. Ama ya şöyle söyleyeyim, gerçekten zamanın çok ötesinde kabiliyetle bence var, çok tabii, ötesinde tabii, kabiliyete çok sahip bir otomobildi. Yani bunun aslında şey de, özelliği de var. Türkiye'de üretilen ilk hatchback otomobil mesela hatchback yerli otomobil. Üretim aslında olarak. Aslında 11 GTS. GTS ile başlıyor evet. Zaten. Ama Renault 11 serisi evet. Evet, ilk evet. Hatchback yerli otomobil. 1.4 GTS evet. 67 beygir miydi o, öyle bir şey olması lazım. Öyle, o civarlarda bir şeydi. Daha sonra tabii bir sene sonra flaşı çıkardılar 1.7. 1.7. Renault fanatikleri vardır. Biz de çok severiz ama bizim daha üzerimizde Renault fanatikleri var. Onlara da selam olsun. Onların altın gibi muamele ettiği F motor var ya. F motor. Bu otomobildeki benzinli motor ilk benzinli F motor. F2N. Yani o F7R'dan bahsediyoruz evet. Değil mi? O mesela, 150 beygir 2 litrelik bütün şeylerde falan filan olan. Geçen gün Özen'in otomobilini çektik. Clio'nun motorun ile bu motor aynı bu. Aynı tabii seri içinde aslında. Bazı mühendislik detayları, tasarımları ufak farklar var. Tabii ki silindir kapakları farklı. Bunda 8 subaplı bir üstten egzantrikli bir kapak var. Evet. Solex karbüratör biliyorsun. Bir 92 çift karbüratör mi bu? Hayır, çift boğazlı tek karbüratör. Evet, tamam, okey. Solex. Tabii bir Weber değildir ama Solex de çok iyi bir markadır biliyorsun. Tek egzantrik üstten ve 92 beygir. Hatta bu otomobilin reklamlarında hatırlarsan 103 beygir. 103 beygir derlerdi ama SAE Amerikan normu yani South American Engineering normunda. Evet, evet. Yani bizim Avrupa'daki beygir normunu oraya çevirirsen biraz fazla çıkıyor oradaki kasayı. Orayı zaten şöyle yapıyorlar. Onu da istiyorsanız parantez içinde söyleyeyim. Yani otomobilin üzerinde işte dinamo yok, işte hava filtresi yok, bir sürü evet. Şey yok motorun üzerinde. O şekilde ölçüyorlar. Yani evet. Saf kuru beygirini güç. Ölçüyorlar. Kuru güç. Kuru güçlerdir. Onların üzerine koyduğun an bazı şeyleri kaybediyorsun. Aslında dino ölçüm. Evet, bildiğimiz beygirle bu otomobil 92 beygir. ECE ve DIN normlarını 92-93 gibi bir şey çıkıyor. Hafif bir otomobil 1000 kilonun altında olduğu için çok kolay hızlanır biliyorsun. Evet. Şanzıman... Hatta ilk flaş yani bu biraz daha ağır da ilk evet. Flaş
900'ün altındaydı. Evet, evet, 850 evet. kilo falandı galiba. Yok 800 o kadar da değil ya. 900'e yakın bir kilosu var. Bu otomobilde flaşla aynı olan şeylerden bahsedelim önce. Motor aynı abi. 1720 flaş arasında hiçbir şey yok. 1721 cc. Egzantrikleri de aynı. Manager tamam. egzantri yok flaşeste. Onu söyleyelim. Manager'da 95 beygir. Farklı bir egzantrik var. Bu otomobil 92 beygir. Sadece 3 beygir fark tamam. var katalog verisinde. Aktarmaları aynı. Aksları, diferansiyelleri, her şeyleri aynı. Ama onun dışında otomobilin etrafında ve içindeki pek çok detay farklı. Normal flaştan bayağı fark var baktığın evet, zaman. Evet, evet. Yani çok benzer gibi gözüküyor ama küçük küçük çok fazla fark var. Onlardan bahsedelim. İşte o farklar mesela aslında dönüştürülebilir farklar. Yani evet. mesela şimdi bir sürü normal flaş görebiliyoruzdur ama flaşese dönüştürülmüştür. Gibi bir basit kısmi olarak dönüştürmek onu demek evet, istiyorum. Evet. Mesela nedir? Başlayalım burundan. Farlar. Eski flaşların farları biliyorsunuz şurada bitiyordu. Zaten burada ikinci bir bölüm evet. var. Burada uzun farlar daha büyük bir far grubuyla içeri alındı. Bu Fransa'da Faz 2 Renault 11'lerin farıdır hatta. Ya, turbolarda vardı evet, ama. Evet turbolarda. Yani i̇lk başta zaten çift böyle ayrı evet. ayrı kare kare. Ondan sonra faz 2'ler. Sonra böyle bir fara geçtiler ve burada bu farların özelliği biliyorsunuz CB marka olması. Orijinal Fransızdır bu farlarda. Arabanın burnundaki farklar bunlar. Tabii bu far büyüyünce biraz bu panjurda daralmış durumda. Jantlara gelirsek flash S'ler ilk çıktığında 93 yılında orijinal Speedline olarak Fransa'dan getirildi. Zaten ve bu, neyin jantı bu? Bu otomobilin jantı Renault 5 GT Turbo Faz 2'nin jantı. Tamam. Birebir evet. aynısı. Birebir yani. Aynısı. Speedline. Evet Speedline. Daha sonra 94 modelden itibaren Renault şöyle bir şey yaptı. Bu jantları CMS'ye kopyalattı ve aynı jantı CMS üretti ve otomobillere takıldı. Ama 93 modellerde Speedline. Dikkat edilirse gerçek Speedline jant çıkıyor. Onu da arkasını çevireceğim zaten evet. orada yazar. Orada yazar. Biraz daha hafiftir o. Evet. 93 yılında Renault arma değiştirdi hatırlarsın. Evet. Böyle çizgi çizgili Renault'un elması. Düz kesime geçtiler. 93 yılında bu arma değişince bu otomobille 93 yılında çıktığı için Renault hemen ilk iş olarak yeni armayı taktı bu otomobille. Yani bütün armalar değişti. Evet. Direksiyondaki dahil. Direksiyondaki dahil. Onu da göreceğiz şimdi. Öyle bir özelliği var. Bir de Jetstream'deki şu degrade geçiş var ya. Aha. Oradaki renk ve ton farkı normal eski flaştan biraz daha farklı. Noktalamalar farklı. Flaş S yazısı arkaya. Evet yani o yazı karakteri flaşın yazı evet. karakteri de farklı. Bir de oraya S geldi. Böyle fark var. Artı bu otomobilin özelliği başka hiçbir Renault 11'de Fransa'da dahil olmayan marş şu yan marşviyeller. Gel. Sen de anlat. Arkadaş geldi. Güle güle. Bu marşviyeller dünyada başka hiçbir Renault 11'de standart olarak sunulmuyor. Sadece Renault 11 Flash S'te var. Güzel. Böyle bir özelliği var. Ya zaten daha yakışıklı duruyor, daha modern duruyor. Ben evet. zaten o zamanın şeylerine baktığın zaman bunun rakibi mesela yine Tofaş Kuş serisiydi. Yani tabii o zamanlar Tempra vardı. Var mıydı? Ha, vardı. Tempra gelmiş. Tempra vardı doğru. ama Tempra bunu tam karşılamıyor aslında. Ki bu zaten daha eski nesil bir otomobil Tempra'dan baktığın evet, zaman. Evet evet. 83'te çıktı bu otomobil tabii. sonuçta. 89'a kadar, 88-89'a kadar üretildi. Üretildi. Sonra Türkiye'de üretilmeye devam etti evet. 95'e kadar. 96 modeli yoktur. 95 model yılına kadar var Flash S. 93, 94, 95. 95. Öncesinde 93 başına kadar 92 model yılda dahil Flash. Sadece Flash var. Evet. Ama motorları birebir aynı mı diyorsun? Birebir aynı. Yok mu? Hiçbir fark yok abi. Sadece bu otomobilin kaputunu açtığımızda şimdi göreceğiz. Sağ ön farında şu farın şu arkasında yani. Küçük bir fan vardır. Eski flaşlarda karbüratörün aşırı ısınma problemi vardı hatırlarsın belki. Firewall yani şuradaki göğüs tacıyla egzoz manifoldu çok yakın olduğu için orada aşırı bir ısı doğuyor. Ve o aşırı ısı karbüratörü ısıtıyordu ve benzin buharlaşmasına yol açıyordu. Sonra ne oluyordu abi? Geldin buraya eve girdin arabayı stop ettin. 5 dakika sonra tekrar çıkacaksın motor soğumadan. Çalışmazdı flaş, zor çalışırdı çünkü benzin buharlaşması oluyor ve boğuluyor otomobil. Evet, sonra jikle mikle tekrar evet. pompala. Çok uğraşıyor. Zor işler. Hatta eskiden belki hatırlarsın flaşa gelirsin, stop edersin böyle ince bir ıslık gibi ses gelirdi böyle. Evet, evet. İşte o fanın sesidir o ses. Ve güzel, artık güzel detaylar bu. Her flaş S'te bulunmuyor tabii. Zamanla bunlar bozuldu, çıkarttılar attılar. Nasılsa bundan bulamıyoruz, para vermeye gerek yok falan filan tabii, gibi tabii. ama arabanın orijinal ekipmanında öyle bir fan var. Bu otomobilin içinde de bazı değişiklikler var. Onu da içinde anlatalım. İçinde anlatalım. Evet. İyi hadi geçelim o zaman ufakta. Koltuklar normal flaşın koltuklarından biraz daha farkındaysan baldır desteği daha uzun bunların. Evet. Daha ileri doğru gidiyor. Ama dar. Biraz dar ama yani şöyle söyleyeyim aslında ortalama bir vücudu çok da kötü sarmıyor aslında. Zamanını düşünürsen bir yerli bir otomobil için bayağı sportif koltuk.
Tabii benim vücut ortalamam olduğu öyle için ona göre konuşuyorum. Yok, estağfurullah, sizin vücudunuz da çok hoş. Şu ortadaki tasarımdan bahsedelim. Hatırlarsan burayı biz ilk Renault 9'larda gördük. Hı-hı. Ve böyle kaldık o zaman tasarımı. Hani böyle bir torpido, böyle bir kontrol paneli o zamanlar otomobillerde yoktu. Yoktu. Yani buna benzer vardı da bu kadar böyle yani burası... Vitese o, kadar inen ve evet, buraları buton dolu bir tasarım dolu yoktu. Dolu konsol yoktu. Bu, o zamanlar bize şey gibi geldi böyle hatırlarsan. Uçak Tesla'ların gibi, tabii, Tesla'ların tabii, böyle dokunmatik ekranı var ya. Tabii, tabii. Onun gibi bir his baksana, vermişti. 1, 2, 3, 4, 5, adamlar 6, düğmeler 7, 8, koymuşlar. Yani 10 tane, 11 tane düğme falan var. Falan diye böyle şaşırdık. Dijital saat var falan bilmem ne. Bu Flash S'te kadran grubu farklı normal Flash'tan biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Yani renkleri biraz daha farklı. Bu kadran Renault 5 GT Turbo Faz 2'de kullanılan kadran grubu. Onu Velia Borlet yapmıştı. Burada Velia diye yazıyor zaten. Hı hı. Bizim Türk yapımı olan Takosan onun kopyası. Velia'nın kopyası. Bir tarafı Velia, bir tarafı Takosan. Evet. Burada Takosan yazıyor. Burada Velia yazıyor ama Velia tasarımı ve bu turuncu bazlı böyle çok parlak güzeldir. Turuncu çok, çok güzel bir rengi vardır. Şimdi tünelde karanlığa gelince onu göstereceğiz. Gidiyor muyuz? Aa, gidelim tabii abi. Tamam. Çalıştı. Çalıştı. Onda da tabii jikle mikle falan filan uğraşırsın bunda da. Evet. Şimdi bak ışıkları yaktım ne kadar güzel oldu gördün mü? Evet hava karartıcı da güzel oldu. Parlar yanınca ayrı bir güzel oluyor. Şimdi bakalım nasıl gidiyor. Sen gelirken arabayı kullandın. Ben bayağı bir kullandım. Yani karşıdan buraya kadar getirdim. O yüzden zaten sana evet, vereyim dedim biraz. Geçmişte de sen bayağı evet, arabayı kullandın. Bu ses ne abi? Şimdi bu ses mı, şöyle söyleyeyim. Flaşların ayna mağrutilerinde zamanla yıpranma olabiliyor. Onun sesi olabilir. Diferansiyelden de bazen ses yapabiliyor ama aks olmadığı kesin. Çünkü bazı dönüşlerde kesiyor. Aks olsa boştayken de yapar. Otomobilin şu anki kondisyonu yani bu yaşta bir otomobil için bence çok iyi. Amortisörlerin falan evet, hani evet, tepkileri bak yani hani öyle yani helva gibi değil amortisörler öyle yatıp kalmıyor araba yani. Evet evet amortisörleri falan bir elden geçmiş değiştirilmiş yani hı-hı, belli. Güzel bir... Zaten 103 bin kilometre daha evet, çok az kilometre evet, yani bir de her... Bütün kadranların hepsi çalışıyor. Bütün düğmeler aktif. Bütün evet, düğmelerin içindeki lambaları da aktif. Tabii otomobili kullanması çok zevkli. Neden zevkli? Bir kere böyle oturduğun zaman çok güzel bir oturuş pozisyonu var. Yani modern otomobiller gibi çok fazla havada veya çok fazla gömülü böyle değilsin. Evet evet. Çok optimum, güzeldir, anatomik, çok iyi bir görüş hakimiyeti sağlayan çok güzel bir pozisyonu var. Şu an kaputun ucunu bile görebiliyorum ben. Evet, bir de cama bak böyle dokunuyorsun. Evet, çok güzel cam yani, çok yakın. Artı buralara çok kolay, bu A sütununun arkasını, buradaki kaldırımı vesaireyi, aşağıdaki objeleri çok kolay bir şekilde görüp kontrol edebiliyorum. Arka cam acayip geniş. Yani aynaya sığmıyor arka cam, öyle söyleyeyim. Evet, evet. Arkayı tamamen görebiliyorum. Ya bunlar da zaten eski otomobiller de değişti. Yani şimdi yeni otomobillerde vücut yükseldi. Evet. Karoser daha çok, maalesef, metal daha fazla yükseldi. Jantlar büyüdü çünkü falan filan. Hep omzuma gelir mesela cam hizası. Burada bak bayağı aşağıda neredeyse dirseğimde. Çok ferah bir... O yüzden ferah ferah gidiyorsun. Aydınlık. Ya Renault'larda bir pis bir oturma pozisyonu vardır. Biraz böyle kullanırsın. Clio'da vardı hatırlarsın. Clio'da falan. Evet. Bundan sonraki evet, nesillerde o evet, başladı. Onu evet, bilerek bir şey için yapmışlar kesin. Neden olduğunu bilmiyorum ama ben 9 ve 11'lerin ve 21'lerin çok güzeldir. Oturuş pozisyonları çok güzeldir. Yani ne bir direksiyon, burada ayarı var. Evet. Bırak derinliği, yükseklik hı-hı, ayarı bile yok ama herkese cuk diye oturuyor. Bence... Beşik hareketi vardır evet, ya. Koltuk şu böyle hareketi yapıyor. Onu da bilenler bilir. Bir de Clio 1'lerin oturuş pozisyonu çok güzeldir. Evet o da bence, iyidir. Fena değildir evet. Ama mesela Clio 2, 3 falan... Hı-hı. Onlar da biraz tadı kaçtı. Onlar da bozmaya başladılar. Evet. Direksiyonu ağırlığına gelince bu otomobilde biliyorsunuz hidrolik direksiyon opsiyon olarak da alınamıyor. Evet. Alınamıyor. Yani. Ama yani şöyle söyleyeyim, şu an 60'la gidiyorum. Direksiyonun keskinliği yani çok keskin mi? Hayır, değil. Yani çok keskin, keskin diyemem. Olamaz zaten. Bir evet, de yani 13 şant üzerinde 75 yanak evet, ana elastik var. Yani sonuçta süspansiyonun çoğunu zaten o yapıyor. Ya, otomobil komutlara itaat ediyor mu? Evet ediyor ama flaşı biraz bilerek kullanmak lazım. Bu otomobili hızlı götürmek için biraz bilek lazım. Çünkü hidrolik direksiyon da olmadığı için bazen direksiyon fazla hafifliyor. Yavaşlayınca da fazla ağırlaşıyor. Ayarsız bir sertliği ve yumuşaklığı var. Sürete göre değişiyor. Ya işte alışkanlık istiyor aslında evet, ama direksiyon simidi çok güzel değil mi? Aha. Çok yani çapı harika, kalınlığı da çok iyi. İnsan eline tam oturuyor. Bir de deriymiş yani o zaman da bu. Evet. Deri o değil mi? Değil, hayır. İmitasyon. Yani en azından dikişli, şey plastik değil güderi, yani. Güderi gibi. Öyle bir dolgu malzemesi. Zamanına göre çok sportif, iki kollu. Böyle rally otomobillerindeki direksiyona çok benzeyen bir tasarım var. Evet, şimdi önümüz açık. Biraz yürüyelim istersen. Hadi yürüyelim. Hadi bakalım. 4000, 4500, 5000, 5500, 6000. Çok güzel devirleniyor.
Zaten flaşların birinci, ikinci ve üçüncü vites oranları biliyorsun yakındır ve kısadır. Ve otomobili, yani 92 beygir bir otomobil için bence gayet iyi bir performansı var. Frene bak şimdi, evet. Bak kasis geldi. Dur onu, bakayım. Ona ayrıca değineceğim frene. Fren biliyorsun benim takıntım frenlerle alakalı. Bu otomobilin frenleri, daha doğrusu flaşların frenleri biraz zayıf. Evet, takıntı. Haklısın yani. Flash ne yazık ki. Yani hani Spring ve Broadway'lerin frenlerinden çok büyük bir farkı yok bunlardaki frenlerin biliyorsun. Aynıdır. Neredeyse yani. Aynı değil, birazcık daha iyisi ama yetmiyor açıkçası. Arkalar kampana zaten. Evet. Önlerde de ufacık diskler var. Evet. Onlar muhtemelen soğutmalı bile değildir. Yani tek katmandır. Evet, kast. Yani 1000 kilonun altında olmasına rağmen otomobili çok da fazla böyle ahım şahım durduruyor diyemem. Ama motor tam tersine hani böyle frenlere tezat bir şekilde oldukça güzel performanslı bir motoru var. Şanzıman oranları dediğim gibi. Ben bayılırım. Özellikle ilk hızlanması 100 kilometreye kadar. Çok iyidir. 12 gayet saniye güzel. Bu arada fabrika verisi. Aslında yani bu otomobil hızlı bir otomobil olarak hep lanse edildi ama hızlı otomobil değil. Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim madem öyle. Fabrika verisi 12 saniye diyorsun. Bu otomobilin fabrika verisi son sürati 187 km. Ben bu flash ve flash esterle 215 yapıldığını kendi gözlerimle evet, gördüm. Evet, o zamanlar yapıyordum evet. Canım. Yani hani, ne varsa görüyorduk o evet, kadranda. Evet. Ama ben şeyden bahsediyorum mesela şimdi. Hızlı bir otomobil olarak hep lanse edildi ya. Şimdi 12 saniyeler. İşte 92 beygir, 1.7 falan filan evet. Bakıyorsun. Aslında çok güçlü bir performanslı bir motor değil. Yani o zamanın atıyorum en basitinden BMW 316'ya bak. Hı-hı. O da normal karbüratörlü motordu. 100 beygirdi. Teknoloji farkı tabii çok bariz BMW'li. Evet. O da 8 subap. O da üstelik santrikli. Aslında yapısal olarak çok büyük bir farkı yok. Doğru söylüyorsun ama tabii BMW makinesi... Yani 1.6 şeyin evet. Gerisinde kaldı. O 100 beygirdi zaten bütün makineler. Bu 1.7 olmasına hemen aşağıda kaldı. Evet. Modern motor diyorsun ya. Evet. Bir de bak motorla ilgili benim bir şey daha duydum. Doğru mu bilmiyorum. Mesela bu motorun gelişiminde Volvo'nun payı da varmış. Volvo ile ortak geliştirilmiş. F motorlar evet. F yani motorlar. Volvo'larda da kullanılan motorlar doğru. Evet. Ama zaten şöyle söyleyeyim. Renault Sport'un da çok sevdiğim makine bu biliyorsun. Evet evet. Çok kolay modifiye edilen, çok gelişme açık, müsait, kolay devirlenen elastik bir motoru var. Güzel şanzıman oranları da birleşince kullanması çok keyifli. Yani böyle virajlı ve düzlüklü yollarda, böyle orman yollarında diyeyim karakter olarak. Kullanması inanılmaz keyifli. Çünkü vitesler hemen bitiyor ve bir üstüne geçiyorsun. Bir daha viraj geliyor, tekrardan ufaltıyorsun. Arabayı vites sokuyorsun. Yolları falan yerleri merleri de çok güzel. Harika, çok güzel. Vites geçişleri harika. Zaten bu otomobilin en güzel özelliklerinden biridir. Vitesleri ben... çok kolay ve net geçer. Evet evet. İşte bende var da biliyorsun. Hı-hı. Onun da anısını hafiften bir anlatayım istiyorsan. Anlat bakalım. İşte o zaman Hakan Tonon. Evet. İşte senden yarışıyor. Otomobili satın almıştı zaten onlar. Yok yok ben onlardan aldım. Onlar kendine bir flash S yapmışlar. Ha, almışlar. Doğru, tamam. Ondan sonra içine roll cage koymuşlar. Koltukları koymuşlar. Direksiyon koymuşlar. Kaplamasını koymuşlar. Hı-hı. Aynen dediğin gibi bir yarış otomobili haline getirmişler. Evet. Ama antrenman arabası hala yarış otomobili değil tam olarak. Evet. Yani teknik kontrolden geçmezdi o araba. Aha. Bazı eksikliklerinden dolayı. Biz onu aldık işte o zaman Mert Yılmaz falan beraber evet. Delta'da çalışıyoruz. Renault'cu Mert bizim. Tabii tabii akşamları lifte kaldırıyorduk. Yiyeceğimiz içeceğimiz yanımızda böyle arabanın orasını söküyorduk, burasını takıyorduk falan filan. Tam bir yarış otomobili haline getirdik. İşte halıları malıları duruyordu hepsini attım etti falan. Mert de işte biz onunla birçok yarışa katıldık. Savaş Başoğlu o zaman flaşlarla falan çok ilgiliydi. Evet. O güzel modifikasyonlar böyle güzel getiriyordu araba. Evet. İşte şanzıman oranlarını içine bir şeyler falan yapıyordu. Hı-hı. İşte ona arabayı yaptırmıştık ilk yeni boncuğu falan. İyi gidiyordu araba. Hatta ben ondan bir rallycross yarışına katılmıştım. Ataşehir, şu Batı Ataşehir. Şimdi sahanın şimdi, olduğu yer. Evet oralar. Hı-hı. Orada işte 22 sene öncesinde bahsediyorsun. Ama işte bu biraz şeydir. O gruplama konusunda mesela batsızdır. 1.7 oldu işte. 1.7 olduğu için 2 litrelerle yarışmak. 2 litrelerle yarışmak zorunda kalıyordu. Bunlar ne? Astra GSI. Yok Vectra GT. Golf GTI. Falan filan. Hepsinde işte Tipo 2000'ler falan evet. Hep beraber kalkıyordu. Evet. Ama bu bir kalkıyordu. O zaman FN700'lerle. Evet. Ben bir kafadan alıyordum. Zaten yetişemiyordu bana toz toprak. İşte 3 kere atladım ben. Eliye yukarı çıktım. En sonunda işte Kemal Bakır. Ankaralı tayfa. Vectra'yla. Evet yemedi. Ben böyle bir virajı dönerken yandan böyle bilerek geldi. Şu şeye bir vurdu bu tekerleğime. Tekerlek içeri girdi. Taşıyıcı kırıldı. Taşıyıcı. Şanzımanı kırdı. Şanzımanı. Bravo. Her şeyi kırdın. Kaldık orada. Çok güzel. İşte o zamana kadar işte hasta sonları çıkardım arkadaşlarımla Belgrad'a giderdik gazlardık falan filan böyle. Acayip eğlenceliydi yani. Çok kontrollü çok güzel vardı. Kontrollü. Hiç de bir şey yoktu işte. Evet. Bir iç tane amortisörleri vardı. Yürütmesi ucuz. Evet evet. Öyle bir avantajı var. Sonra sattım pişman evet. Oldum. Bu arada ambulans geldi. Ambulansa yol verelim. Sonra muhabbete devam edelim.
Evet. Ambulanslara yol veriyoruz arkadaşlar. İtfaiye, ambulans lütfen hassas davranın. Bu da flaş etsin size. Alt mesajı olsun. Madem o zaman 0-100 dedin, yapıyorum hocam. Düzlükte. Ha, 0-100 mü yapacaksın? Geldik. Düzlükte. Evet. Burası yokuş aşağı oğlum, burada olmaz. Tamam peki. Biraz kıyak geçecektim ama. Kıyak yok, yemezler. Peki. 12 saniye mi diyorsun? Evet. Tutayım, bak hadi. Bakayım hadi. Bir dakika. Dümenden tut. Ne olur. Tamam. Gayet güzel kalkıyor ya. Kalkışı güzel ama işte bak şimdi daha 100'e ulaşması, buralarda kaldık. Geldim 100. Abi yine işte 13 saniye falan. O kadar oldu mu ya? Oldu. Yalan söylüyorsun. Evet, ölçerler abi. Baksınlar çocuklar. Ben atıyorum bu arada, bu ölçmedi. Bunda saniye yok ama siz buradan ölçersiniz. Evet, bakın bakalım videodan kaç saniyemiş. Fren yap. Serbest. Karşıda gidiyoruz 70. Kesin duramayacağız. Bu mu? Bu. Yani o mal bu. Yapacak bir şey yok. Devam et. Ya o zaman tabii birçok şey yine fena durmadı işte. İleride. Abi pedalisi çok yok bunda. Şimdi tabii 13 şant biliyorsun, orijinal lastik ebadı 175 13. Çok da minik bir disk var üzerinde gerçekten yani hani abartıyorum biraz ama neredeyse motosiklet diskinin biraz daha büyüğü yani. Aynen. Küçük de bir kaliper var. Balatası da çok büyük değil anladığım kadarıyla. Öyle olunca bu kadar oluyor. Arka zaten kampana. Olsun, yine durdu, tahminimden daha iyi durdu. Yani en azından evet. Kızaklamadık, bir şey olmadık falan filan, adam gibi durduk. Yok, orada yani, senin de biraz payın var. Evet, yani stabilitesi güzel. Bu otomobil çok aslında bakarsan... Kondisyonu güzel, kondisyonu. Kondisyonu güzel. Yani şimdi herhangi bir acaba bir Renault 1 flash aldığın zaman, DX'i aldığın zaman... Böyle tabii ki olmayacaktır. Böyle olmayacaktır. Ama yani bence mühendisi de bu otomobilin çok doğru bir mühendislik. Ya bence zamanın ötesinde bir otomobildi. Evet. Hala yani günlük kullanılabilir otomobillerden biri bence bu. Zaten yani şu direksiyon, hidrolik direksiyon harici. Zaten bunun amcası olan Renault 11 Turbo da bugünün Megane RS'leriyle muadil bir otomobildi, hatırlarsan o zaman 140 beygir. Bu otomobilin de Grup A'ları atmosferik olarak 1.7 Renault Sport Türkiye takımında vardı. Hatta o Grup A motorlardan biri de bizim Bora var. Bora arabacı biliyorsun. Renault fanatiğidir o da. Onun garajında duruyor. O motor 139 beygirdi ve Necat Avcı yarışıyordu o zaman Grup A flash'la. O motor şu an kutsal makine. Bizim Bora'nın garajında duruyor. Ümraniye'deki Bora. Garajında. Bir tane alır o, 11'de alır. Evet. Zaten Bora Bey gördü. Ben dedi hiç gelmeyeyim. Ben orada dedi yerlerde yuvarlanırım, rezil olurum dedi. Ben hiç görmeyeyim dedi. Güzel abi. Buradan da Bora'ya selamlar olsun. Selamlar olsun. Arabayı bize emanet ettikleri için Baran Motors'a da çok teşekkür ediyoruz. Sahillerinde çok güzel bir 80'ler sonu 90'lar başı nostalji yaptık. Onlarda bir iki araba daha var, onları da çekeceğiz. Evet. Acayip güzel arabalar var. Daha geleceğiz. Oradan da size göstereceğimiz bir iki şey daha var arkadaşlar. Yerli GTI'den bu kadar. Yerli dedik. Bu kadar yerli bulabildik. Bu da yerli bir otomobil sonuçta. Aynen öyle. Evet. Bir de şu sesini dinleyebilseydik harika olacaktı. Teybim mi? Teybimiz yok. Tamam. Buraya çok güzel prosesörü koymuşlar. Pioneer'ın. DQ7500. Mesela bu Soundboard ilk bu Serrant'ların falan atası. Grafik ekolojisi. Grafik ekolojisi. Bir de Serrant'ı da vardı bunun DSP'si. Ha. Yani atıyorum şu bu koltuğa göre ayarlıyordun. Ha. Buraya veriyordu falan filan ses yoğunluğunu. Çok güzel ya. Çok güzel, bir dinlemek isterdim gerçekten. Ben gazlamaya doyamadım, bir daha gazlamak istiyorum. Hadi yürü bakalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bize yazın görmek istediğiniz otomobilleri. Her zaman olduğu gibi yorumlarınıza bakıyoruz. Dikkat ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Ajan soğuk be. Araba güzel de. Hava soğuk. Estağfurullah, sizin yüzünüzü de çözüyorum.